57 kilo kırmızı köşe Keşanlı sporcu Murat Keşanlıydı değil mi sporcumuz? Keşanlı sporcumuz Murat Ali Güneysoy'un sporcusu ısrarla da söylüyor yani olsun Keşan'dan da Mükremin Bektaş! Mavi köşe 57 kilo Mesut Ay! Make my way to the dance floor. Everyone is waiting for me to do my thing. So get up. Bu maçın orta hakemliğini ulusal hakemlerimizden Sayın Ömer Sert yapacaklar. Gecenin 6. müsabakası Mükremin Bektaş ve Mesut Ay arasında geçiyor. Yanımda organizasyonun büyük emekçilerinden, destekçilerinden, iş adamlarımızdan Erdoğan İnşaat'ın yönetim kurulu başkanı Sayın Erdoğan Çeri var. Erdoğan Çeri aynı zamanda eski bir sporcu, eski bir spor salonu işletmecisi. Yani spora yabancı birisi değil. Zaten bizi ancak anlayan dostlarımız bu işin arkasında olur diyoruz. Erdoğan Bey, gerçekten katkılarınıza dolayı teşekkür ediyorum size. Şey devam mı? Hocam biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bu organizasyonun dolayı. Emeği geçen bütün insanlara teşekkür ediyoruz. Sonsuz teşekkür ediyoruz. Devamının, başarılarınızın devamını diliyoruz hocam. Bu bir gönül işidir. Sizler de gönül verdiniz. Bizler de inşallah sizinle beraber gönül verenlerden olacağız. Çok teşekkür ediyorum sizlere hepinize hocam. Saygılar sunarım. İnşallah, inşallah. Sizlerin destekleri olduğu sürece bu tür organizasyonlar böyle ekranlarda olacak. Sevgili izleyicilerimizle buluşacak. Sporcularımız da kendilerine destek bulmuş olacaklar. İnşallah. Allah eksikliğiniz vermesin diyoruz. Çok teşekkür ederim hocam. Bizler Keşan'da yeni değiliz. Geçen yıl yine TR1 TV ekranlarında güzel bir organizasyon yapılmıştı burada. Evet hocam. Yine aynı dostlarımız da buradaydık. Teşekkür ediyoruz. Keşan halkı da bizleri yalnız bırakmadı. Belediye başkanı olsun, kaymakamı olsun, emniyet müdürü olsun, bütün mülki amirler buradaydı. Evet. İş adamları evet. Buradaydı. Evet, yine buradasınız. Yine tribünler tıklım evet, tıklım. Halk evet, bizi yalnız güzel. Bırakmadı. Evet. Keşan halkına müthiş teşekkür ederim. Müthiş bir maç. Evet. Sporcu Keşanlı olunca Mükremin Bektaş kırmızı köşe ve seyircinin desteği işte evet. Sevgili izleyiciler duyuyoruz. 57 kilo Mükremin Bektaş ve Mesut Ay arasında geçiyor. Sağa sola direkler. Keşanlı sporcu Mükremin Bektaş'a büyük bir tezahürat, büyük bir destek var. Bakalım seyirci desteğini değerlendirebilir evet, mi? Evet, evet. Sessiz kaldık biraz değil mi? Evet, evet.
Kardeşimiz çok girişken bir kardeşimiz. Çok başarılı bir kardeşimiz. Bütün sporcu kardeşlerimize başarılar diliyorum. Mutlaka avantajını kullanacaktır kardeşimiz burada, Keşan avantajını. Her şeyi Keşan için diyoruz. Murat Ali Güneş'in sporcusu. Evet, evet. Murat hocama da sonsuz teşekkür ediyorum. Bizlere çok yardımcı oluyor bu konuda kendisi. Saygılar sunuyorum kendisine yanımızda. Evet. İl temsilcimiz Burhan Çelik, Murat Ali Güney sol köşelerindeler sevgili evet. Dostlarımız. Evet. Şöyle göz göze geldik. Onlara da gerçekten teşekkür ediyoruz. Bu işleri tabii yapmak ki çok zor. Evet. Gerçekten evet. Büyük cesaret ister. Onlarda da bu cesaret var. Onları tebrik evet. ediyorum. Sevgili izleyiciler, Marmara Şampiyonası'nın finallerindeyiz. Finallerini yayınlıyoruz. Önümüzdeki ay Kuşadası'nda Muay Thai Türkiye Şampiyonası yapılacak. O şampiyonaya katılacak olan sporcular bölgelerden yavaş yavaş seçilmeye başlandı. Bütün bölgeler kendi şampiyonlarını yaptılar, şampiyonlarını hazırladılar Türkiye Şampiyonası'na. Türkiye Şampiyonası herkese hayırlı uğurlu olur diyorum. Ve oradan da müthiş bir sağ sol diz. Evet Yılmaz, muhteşem. Seyircinin desteği de var değil mi arkasında? Süper, süper maç. Bir de seyircinin desteği. Keşanlı sporcu oluşu daha güzel, heyecan veriyor. Evet. Atmosfer süper yani. Evet. Sağlı solu dizler clinch. Biraz daha kontrollü olması lazım. Evet. Çünkü evet. daha maç bitmedi. Evet. 2 round daha var. Daha 2 round var. Evet. Kendini fazla yormaması lazım. Heyecanlı. Fakat çok atılgan bir kardeşimiz. Evet. Demek ki seyircinin çok büyük rolü var. Evet. Hani futbol takımlar, ben futbolu fazla sevmem. Futbol takip de etmem. Evet hocam. Tabii herkese saygı duyarım, izleyenlere. Ben takım tutarım, ben de Fenerbahçe tutarım ama kalecisi, kaptanı kim bilmem. Ki bu son zamanlarda futbolun büyük reklamı oluyor, şikelerle. Evet, evet hocam. Evet, yani şikelerle gündemde. İşte burada görüyorsunuz gençlerimizin ne şartlarda spor yaptığını. Evet. Gerçekten uluslararası arenada Türk bayrağını göndere çekmek için, dalgalandırmak için ellerine gelen bütün çabaları sarf ediyorlar. Bu çocukların desteğe ihtiyacı var. Bu sporcularımızın gerek yerel yönetimler, gerek belediyeler tarafından desteklenirse bence bizler uluslararası arenada daha çok destek göreceğiz. İnşallah bu gençlerimizi hocam. De kötü alışkanlıklardan evet almış hocam. Olacağız. Evet hocam. Kesinlikle hocam haklısınız. Sizin gibi örnek iş adamlarının evet, olması lazım. Evet. Erdoğan İnşaat olarak biz Keşan'da böyle faaliyetler için her zaman varız. Erdoğan İnşaat mutlaka bütün organizasyonlarda var olacaktır. İnşallah beraberliğimiz devam edecektir sizinle. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum efendim. İnşallah. Son rounda geldik değil mi Yılmaz Uyanık? Şöyle son zamanımız yetecek inşallah. 3 maçımız kaldı. Getirmeye çalışacağız. Evet. Sanatçı dostumuz var Uğur Çakır. Birazdan sanatçı dostumuzu alacağız. Sanatçı ve sporcularla dolu bir gece oldu. Sağa sola direkler müthiş. Keşanlı Mükremin evet. Bertaş'tan. Arkanı dön. Son round Mükremin, Bektaş ve Mesut Ay arasında geçiyor. Sağlı solu direkler, orta seviye round kickler. Çekişmeli geçiyor. Evet, evet hocam. Gerçekten müthiş bir maç sevgili izleyenler. Bir low kick ama elini yere koyarak low kick vurmaya çalıştı. Yanlış aslında, hakemin uyarması lazım bence yani. Müthiş bir diz. Sağlı sollu round kickler. Son anlarda Mesut Ay biraz daha baskı yapmaya başladı. İşte biraz maçın sonu düşünmek lazım değil mi? Evet. Yılmaz Uyanık. Sporcular yoruldular hocam yani, biraz. Kardeşlerimiz çok hızlıydı. Evet. Dikkat etmesi lazım. Mesut'un evet. baskıları var, presleri var. Evet, bitti maç.
Bakalım Erdoğan Bey ne olacak? Ben ringe gideyim, evet. Burada oturun. Başarılar hocam. Görüşürüz. Evet reji, duyuyorum seni. Bir round kaldı. Biz roundları da sohbete dalıyoruz bazen böyle. 3 round, 4 round, A divizyon, B divizyon karıştırıyoruz. Son round Mükremin Bektaş ve Mesut Ay arasında geçiyor sevgili izleyiciler. Mesut toparladı kendini biraz son roundta. Yılmaz Uyanık. Allah ne verdiyse. Evet. Sağlı evet. Sollu. Evet. Gidiyor teknik. Kıran teknikten de artık evet. Şey kalmadı. Yılmaz Uyanık teknikten de eser kalmadı. İş biraz hırslanınca. Her iki sporcu da artık son demlerini oynuyor. Son 20-30 saniye bildiğim kadarıyla. Evet. Son saniyeler. Her iki sporcu da artık hakemin gözüne bakıyor. Bitsin. Keşan seyircisinin büyük desteği var hocam. Bakın. Evet. Evet. Ama Mükrem'in son iki rounddur biraz... Kritik geçirdi. Kritik geçirdi evet. Evet hocam, doğru. Hakemler için zor bir karar olacak. Evet, gerçekten başa baş bir mücadele oldu. Evet. Köşede Murat Ali Güneysu var. Evet, olacağı oydu çünkü arkasını dönmeyecekti. Evet, yani dalgınlar, kurallar... dalgınlar. Evet, evet hocam. Evet, bir tecrübesizlik. Bu sporcumuzun madalyalarını örmek üzere Erdoğan İnşaat Sayın Erdoğan Çeri Beyefendi'yi ve Sayın Kickbox İl Temsilcisi Mehmet Kabakhan'ı ringe davet ediyorum. Şöyle sporcuları ortaya alalım. İşte bir alkış alalım sporculara. Vallahi böyle bir şey olamaz ya. Sporculara madalyalarımızı takdim edelim. Sayın temsilcim. Erdoğan Bey yok muydu? Vekil mi geldi? Heh, teşekkür ederim. Maçın galibi Mavi Köşe. Puanla Mavi Köşe. Alkışlayalım sporcumuzu.